Programın başında da dedik ya, Nurgül ve Emre'nin günü dedik. Şu stüdyoda Nurgül ve Emre, sadece stüdyoda değil dışında da neler yaşadılar, neler. İzleteyim mi sana? Hadi izleyelim. Bak izle. Evlenmek isteyen Emre ve Nurgül'le bu evliliğe onay vermeyen Nazlı Hanım arasındaki mücadele herkesi ekrana kilitledi. Anne biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz ya. Evlenmek istiyoruz, seni düğünümüzde görmek istiyoruz, düğünümüzde oynamanı istiyoruz. Sonra torunlarını seviyoruz. Bir kendimi anlatayım. Oğlum için geliyorum. Anne. Oğlum için geliyorum. Anne kapıyı bir aç ya. Sadece birazcık konuşalım. Anne bir şey istemiyorum. Anne. Bir konuşursak böyle olmayacak. İstemiyorum. Zorla mı? Ya Allah Allah ben seni istemiyorum. Sen oğlunu seviyorsan kabul edeceksin. Edmund sen gideceksin. Sen gidersin. Oğlun hayatından sen gidersin. O kadına daha ben o sulu ismini verdirir miyim? Ben toparlamaya çalıştık diyor. Olmayacak herhalde değil mi? Bakacağız ya. Yani bilmiyoruz. Annen söylüyor diye bana trip atma. Annem söylemiş. Ben senelerdir, söylemedim ben, yani. 3 senedir ben mi söylüyorum? Hiçbir şey olmaz. Yol yakın kan dön. Eline ne güzel fırsat geçmiş. Sen benim sadece anamsın. Sen benim geleceğim, ilişkim konusunda karar veremezsin anne. Karar veremezsin. Milyonların karşısında ayak altı etti bir kadın için. Helal olsun. Erkek adammış, delikanlı adammış. Erkek adammış, delikanlı adammış. Bu kapını sağ ömür boyu kapatıyorum. Kesinlikle evime giremeyeceksin artık. Anan öldü. Sürekli arada kalan Emre, gönüllerini almak için gün geldi annesinin, gün geldi sevdiği kadının kapısını aşındırdı. Anne elini öpmeye geldim ben seni ya. Elini öpme. Öpme ne zaman sen onu bırak, gel ona zaman. İnşallah bakalım kabul edecek mi bilmiyorum ama. Ama beni de çok kırıyor abi. Çok şeyler söylüyor ya. Kapıyı da açmıyor ya. 5 dakika. Neyi 5 dakika? Al. Yatarsın. Orada bekle sabaha kadar. Bekleyeceksin ceza olarak. Emre ve Nurgül'ün evlilik düğümüne Emre'nin iki kız kardeşi de birer düğüm attı. İşler iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu ilişkiyi 3 yıldır bitirmek için direndik biz. Biz onay vermediğimiz sürece kendisi evlenemeyecek. Sen hiçbir zaman Deveci ailesine gelin olarak gelemeyeceksin, üzgünüm. Bu soyadı hiçbir zaman alamayacaksın Nurgül'cüm. Emre sana Nurgül'den eş bize de gelin olmaz. Elimi tutar mısın? Elimi tutmuyorum. Annene cevap ver. Benim anneme üstüme gelme ya. Annene cevap veriyorum. Gel şu elimi tut. Emre gel benim elimi tut. Bırak. Yok. Gel. Ya gel kardeşim doğru yöndesin. Gel. Burası doğru taraf. Gel. Gel. Senin aradığın bizde yok. Anladın mı? Güle güle. Bana söylüyorsun. Ona da söylerim. Söyleyemezsin. Yazın 3 ay yüzünü göremiyoruz be. Dağası var mı? Dağ var mı gelecek? Başka var mı ordu? Var var. Yok artık. Bir de en sevmediğim kardeşin yani. Ah canım. Emre'nin en sevdiği kardeşi ama. Benim en sevdiğim kardeşim Nurgül'ün hiç sevmediği. Ne yaparsak bu bırakırsın yakasını? 100 bin dolar. 100 bin dolar. $100,000. Yaka sikti kendisinden de nasıl hayatımızdan çıkarabiliriz diye soruyorum. Çıkmıyorum. Çıkacaksın. Çıkmıyorum. Çıkacaksın. Siz çıkacaksınız. Göreceksin. Bakın onlar evlenemeyecek, Nurgül de dışarıdan izleyecek. Sana mutluluklar diliyorum kardeşlerimle. Sana mutluluklar diliyorum. Aşkı için girdiği mücadelede kendini yalnız hisseden Nurgül'e teyzesi ve teyzesinin oğlu sahip çıktı. Nazlı Hanım dedi ki benim sorunum ailenle gelebilir. Ailenle değil. Benim sorunum seninle, ben seni istemiyorum dedi senin yeğenine. Ha?
Benim yeğenimi istemiyor. Akıllı olsun. Vay, çok terbiyeli olsun. Oturup kalkmasını bilsin. Konuşmasını bilsin. Beni çıldırtmasın. Bak sana söylüyorum. Uşağın arkasında dur. Onların arkasında dur. Kızlarına güvenme. O verecek sana bir kaşık su. Yarın bir onu düştün mü? Nasıl yani? Ben oğlumun arkasındayım annem. Kızınızın değil, oğlumun arkasındayım. Ben de oğlunun da arkasındayım, kızının da arkasındayım. İstersin beni gel orada nişanlarım. Ben istemiyorum tamam ama. Burada en büyük hatalar senin kardeşim. Sen benim o Nurgül'ü oraya çıkarttığın zaman senin yanında, nasıl söyleyeyim sana, senin yanında ayakların üzerinde dimdik durdu. Ama oraya çıktığı zaman sen Nurgül'ün yanında hiçbir zaman dimdik ayakların üzerinde duramadın. Çünkü sen her laflara bakıyorsun kardeşim. Anladın mı? Yani sen bir tarafı tutuyorsun, bir tarafı atıyorsun. Annenin yanına gidiyorsun, farklı konuşuyorsun. Nurgül'ün yanına gidiyorsun, farklı konuşuyorsun. Trabzon'a benim yanıma geliyorsun, farklı konuşuyorsun. Kusura bakma Emre. Ben kardeşimi yolda bulmadım, izle bulmadım, çamurda bulmadım. Tamam mı? Sen kendini düzeltene kadar, kendini bize ispat edene kadar benden sana kızımız yok. Aferin. Helal olsun. Helal olsun. Nazlı Hanım buna çok sevindi. Ama Nazlı Hanım... Nazlı ise buna da sevinsin. Sevinsin, o biraz sonra ağlayacak. İşte bak, nişan yüzüklerini aldım. Canım, kendi kendine gelin gibi oğlum, yapma. Helal anne, helal, helal. Geç dedim işte bak, nişanları da atacağım. Helal, helal. Sen de yardımcı olacaksın bana canım. Hazırlıklara başladık. Gökhan Bey, kuzu oradan al gel. Çalıştı diye diye düştüm yollara düş. Çalıştı diye diye düştüm yollara düş. Andergası sevdası bak ne hallara düş. Andergası sevdası bak ne hallara düş. Al aşağı vur dizi baban görmesin biz. Baban görürse bizi en doğru hükümüz. Al aşağı vur dizi baban görmesin biz. Sen niye yoruldun oradan buraya? Başka işin gücün yok. Ben niye yorulmayacağım? Sen niye yorulmayacaksın? Barın vardı, bahçen vardı. Oğlun del, kızın del. Ne diye çıktın? Ne demek istiyorsun? Yeni göstermeye mi geldin? Sen, sana mı soracaktım ben buraya gelmemi? İstemeyim, istemeyim. Boşuna çene yapıyorum. Hayırını görüyorum. Sen iste, bak ister iste, ister isteme bu olacak. Kurban olduğum, iyi ki tanımışım seni. İyi ki hayatımın anlamısın. O seni ilk gördüğüm gün var ya, hani çay demliyordun. Bana vermiştin bir bardak çay ya. Hayatımda böyle bir çay içmedim biliyor musun? Hiç kimse bana öyle güzel bir çay demleyip koyamaz. O çayı şekersiz içmeyi senden öğrendim. Genelde hep şekerli içerdim. Çok şey öğrettin sen bana hayatım boyunca. Hep yanımda oldun. Hep yanımdaydın. Ben senin gözlerinin yeşilinde kayboldum. Seni çok seviyorum. O saçlarına kurban olurum. Sen bana güzel bir evlat vereceksin. Yemyeşil gözleri olacak. Saçları böyle pamuk gibi olacak. Yanakları böyle yanağına değdirdiğim zaman sımsıcacık olacak. Hayatı onda göreceğim. Gözlerin parıl parıl parlıyor hayatım. Seviyor musun? Kendimi görüyorum. Hiçbir kadında kendimi görmedim biliyor musun o gözlere baktığımda. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin, iyi ki hayatımdasın, iyi ki ömrümsün. Ama ben hayatta tek bir defa sevmişim biliyor musun? Tek bir defa. Ben de öyle. Hiç kimseyi sevmemişim. Sen benim ilkim olamadın ama sonum olacaksın. Çok güzel çocuklarımız olacak, minicik elleri olacak. Onu parka götüreceğiz. Ve bütün sıkıntılardan kurtulacağız, kapımızı kapatacağız. Ve o içeride, evimizin içinde sen yine çayı demleyeceksin ilk günkü gibi. Ağız tadıyla o çayımızı içeceğiz seninle. Her şey gelip geçecek hayatım, sana söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyimsin.